Amasya Belediye Başkanı'nın kim olacağı da büyük bir merakla bekleniyor. Seçim sonuçları açıklandı mı? Amasya Belediye Başkanı hangi partiden oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Amasya Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar. 31 Mart yerel yönetim seçimleri için Amasya'da AK Parti Cafer Özdemir'i, CHP Arife Serpil Saraçoğlu'yu, MHP Mehmet Sarı'yı, SP Numan Yüksel'i, TKP Zübel Kılıcı aday gösterdi. Orta Karadeniz bölümünde yer alır, Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir, Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimiyle günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya'dır. 31 Mart 2019 Amasya son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Amasya 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Amasya ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Amasya yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Amasya, Karadeniz bölgesinde Amasya ilinin merkezi olan kenttir. 2014 yılı itibarıyla toplam 321.913 nüfusa sahiptir. Merkez ilçe ise 135.950 nüfusa sahiptir. Amasya seçim sonuçları için tıklayınız. Seçim sonuçları açıklanınca öğrenebilirsiniz. 31 Mart yerel seçim sonuçları canlı yayın. İlçe seçim sonuçları, parti oy oranları. Adıyaman'da ilçe seçim sonuçları, hangi parti kazandı? 31 Mart Adıyaman yerel seçim sonuçları, oy oranları, kim kazandı? 31 Mart 2019 seçim sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? YSK seçim sonuçları son dakika haberleri açıklaması. 31 Mart Amasya son dakika seçim sonuçları. Amasya yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak. Son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Amasya Belediye Başkanı'nın kim olduğu 31 Mart 2019 günü gerçekleştirilecek yerel seçimin ardından belli olacak. Amasya'nın yeni belediye başkanının kim olduğu belli olduğu anda haberimize eklenecektir. Amasya Belediye Başkan adayları 31 Mart yerel yönetim seçimleri için Amasya'da AK Parti Cafer Özdemir'i, CHP Arife Serpil Saraçoğlu'yu, MHP Mehmet Sarı'yı, SP Numan Yüksel'i, TKP Zübel Kılıcı aday gösterdi. Kentte son seçimde AK Parti %46 dolayında, CHP ise %25'e yakın oy aldı. İkisi de %12 dolayında oy alan MHP ve İYİ Parti'nin tutumları yerel seçimde belirleyici olabilir. MHP kentte aday çıkardı ancak Millet İttifakı bileşeni İYİ Parti'nin, CHP lehine tutum alarak aday göstermediği görünüyor. Amasya'da seçime hangi partiler, hangi adaylarla giriyor? AK Parti Cafer Özdemir, CHP Arife Serpil Saraçoğlu, MHP Mehmet Sarı, SP Numan Yüksel, TKP Zübel Kılıç. 31 Mart yerel seçimleri oy verme işlemi sona erdi. 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için vatandaşlar 81 ilde sandık başına gitti. Saat 18 itibariyle tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu, YSK, kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 7 itibariyle başlamıştı.
Bu illerde oy verme işlemi 16'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 8'de başlamıştı. Saat 17 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlanmış oldu. Büyük şehirlerde, sırasıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği ve Muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği, İl Genel Meclisi Üyeliği ve Muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. 31 Mart yerel seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde, yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 ila 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Seçim yasakları ne zaman bitecek? Maddeye göre, oy verme gününden önceki gün, 30 Mart, saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak. Seçim günü 18.00 ila 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'dan sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek. 31 Mart yerel seçimleri hangi partiler seçime katıldı? Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek, bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ile Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak. Büyük şehir olmayan illerde ise, İl Genel Meclisi Üyeliği, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verilecek. Köylerde ise, İl Genel Meclisi Üyeliği ile Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi için oy atılacak. Yerel seçim nedir? Anayasamızın 67. maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse, belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır. Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor.
yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır. Yerel seçimde kimler seçilir? Büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belde belediye başkanı, mahalle ve köy muhtarı, il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri. Amasya, Amasya, Karadeniz bölgesinde Amasya ilinin merkezi olan kenttir. 2014 yılı itibarıyla toplam 321.913 nüfusa sahiptir. Merkez ilçe ise 135.950 nüfusa sahiptir. Orta Karadeniz bölümünde yer alır. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya'dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amasya, Amaksiye ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu, Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler, paralar üzerinde görmek mümkündür. Bazı sikkeler üzerinde Amaksiya veya Amaca isimlerine rastlanılmaktadır. Amasya'nın fethinden önce ve sonrasında da Türkler, Amasya'yı veya Amaksiya, Amaca Türkçe'de söylendiği gibi Amasya yapmışlardır.